PHP Storm editörümüz yüklendikten sonra gerekli pluginlerimizi, eklentilerimizi yükleyelim. Configure alanından Plugins bölümüne giriyoruz. Ve ardından aratacağımız pluginleri Marketplace tarafından search edeceğiz arkadaşlar. Arama işlemlerini gerçekleştireceğiz ve yükleyeceğiz bunları. Install tarafında ise, sekmesinde ise kurulu olan eklentileri bulabiliriz. Ve önerilen bazı eklentiler genelde oluyor. Bunları görebiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Bu kısımda da yine Marketplace tarafındaysa en çok önerilenler var, en çok indirilenler gibi bazı alanlar var. Bunları da yine bulabilirsiniz. Bu alanlar da burada mevcut olarak bulunmakta. Benim önereceğim eklentilerden bir tanesini örnek göstermek istiyorum. Nasıl bildiğinizi. Örneğin .env yazıyoruz. Örneğin dediğim gibi bu .env file support eklentisini ben yükledim şu anda. Yüklü olduğu için yüklü şekilde gözükmekte. Sizler ise aradığınız zaman install yeşil şekilde görebilirsiniz. Ve tıklayarak yükleme işlemimizi gerçekleştireceksiniz. Tüm eklentiler için. Restart butonu genelde gelecek burada sizlere ama eklentilerin hepsini yükledikten sonra pluginizi diyorum, editörünüzü güncelleyebilirsiniz. Tekrardan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Önereceğim eklentiler ise env file support, bizim environment dosyamızın okunabilmesini ve daha düzgün gözükmesini sağlayacak. Bash support, bu eklenti hazır olarak geliyor JetBrains içerisinde arkadaşlar. Laravel eklentisini yüklüyoruz. Laravel snippet yükleyeceğiz. PHP annotations yükleyeceğiz. Composer JSON, PHP Composer JSON dosyamızı daha düzgün görmemizi sağlayacak yine bizim için. Ve Symfony Support eklentimi yükledikten sonra tekrardan dersimize devam edeceğiz arkadaşlar.